Herkese merhabalar. Kitapskop programını bu hafta ben sunuyorum. Genellikle Fırat Fıstık hazırlıyordu arkadaşımız. Bu hafta da ben Hilmi Yavuz'la beraber son kitabı, daha doğrusu eski yazılarından derlediği, eski ve yeni yazılarından derlediği Okuma Notları kitabını konuştuk kendisiyle. Kendisiyle bir röportaj yaptık, bir bant yayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan da arkadaşlarımız banda geçecekler. Aslında bunda benim ailemin de tabii ağırlıklı olarak babamın da çok büyük bir rolü var. Okuyan, özellikle benim taşra sıkıntısı diye adlandırdığım 1940'lı yılların Anadolu'sunda akıllı, entelektüel, donanımlı bir takım devlet görevlilerin, ki babam öyleydi, o Anadolu'nun taşra sıkıntısı içinde yapacak bir şeyleri olmadığı için genellikle çocuklarının eğitimine önem vermek gibi, aile işi eğitim dediğim eğitimine önem vermek gibi bir özellikleri vardı. Yani bunu sadece kendi babam için söylemiyorum. Benim o sırada birlikte olduğum, çocuk yaşlarda birlikte olduğum arkadaşlarının da böyle bir aile içi eğitimden geçtiğini söylemem mümkün. Şöyle, yani genellikle babam çok okuyan bir adamdı. Ve işte bir gün benim ilkokul 2. sınıfta veya 3. sınıfta olduğum bir gün, işte yine bu taşra sıkıntısı bağlamında öyle söyleyeyim. Yani büyük bir ihtimalle canı sıkıldı. Yapılacak bir şey yok çünkü. Yani 1940'ların Anadolu taşrasını düşünün. Bir kasabayı düşünün. Yapılacak hiçbir şey yok dediğim gibi. Yani sinema yok, tiyatro yok, televizyon yok, tiyatro yok, gazeteler bile 3 gün sonra geliyor, İstanbul gazeteleri. Dolayısıyla belli bir şey var dediğim gibi. Sıkıntı var, taşra sıkıntısı. Çekofyen anlamda yani bir taşra sıkıntısı. Dün otur dedi. Evlat, sana okulda öğretilmiş, mektep diyor tabii. Mektepte öğretilmeyen şeyleri öğreteceğim diye başladı. Birçok şeyi mektepte, tırnak içinde öğretilenler de dahil olmak üzere, babamın çok daha geniş ve kuşatıcı bir zihin şeyiyle, yoğunluğuyla çok ciddi bir aile içi eğitimden geçtim. Yani soruna şöyle yanıt vereyim. Kitap okuma alışkanlığım daha çok, dediğim gibi, evde kitap okuyan, yüksek sesle şiir okuyan bir babanın etkisiyle başladı. Bir de tabii şu var, yani çocuklarda, yani özellikle erkek çocuklarda, benim kuşağımdakiler için baba bir idoldür. Yani baba her zaman en doğruyu, en iyiyi, en mükemmeli önerir ve onu yapar. Dolayısıyla eğer şiiri önemsiyorsa ve sürekli diyelim evde şiir okuyorsa, bu şiirin çok önemli bir şey olduğu anlamına gelir. Çünkü baba önemlidir, babanın önem verdiği her şey son derece önemli olmak gerekir. Dolayısıyla ben çok yani ilkokul çağında bile divan edebiyatında, divan şiirine karşı belli bir aşinalık peyda etmiştim, öyle söyleyeyim. Yani kısaca okuma alışkanlığım daha çok aile içinde babamın ciddi bir okuryazar olmasının etkisiyle başladı. Lisede? Ortaokulda da yine taşrada, ortaokulları da taşrada okudum. Ortaokul 1. ve 2. sınıfı Samsun'un Çarşamba ilçesinde okudum. 3. sınıfı, ortaokul 3. sınıfı Siirt'te okudum. Siirt Ortaokulu'nu bitirdim. Sonra Kabataş'a geldim. Ortaokulda ki yıllar ve yani ondan sonraki yıllar yine okuma sürecinin bende çok büyük ölçüde ağırlık kazandığı dönemler olmuştur. Yani çok küçük yaştan beri, öyle söyleyeyim, bu yanlış olmaz bunu söylemem, belli bir okur niteliğini, belli bir düzeyde okur niteliğini kazanmış olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Liseye gelince, lisede tabii yani böyle bir donanımla geliyorum. Hatta hocalarım zaman zaman şaşırtmışımdır, yani bunları bu adam nereden biliyor diye falan. Necati Gil özellikle tabii biraz da
nasıl söyleyeyim, çok maymun iştahlı bir okumanın daha düzenli, daha disiplinli, daha belli bir mecraya doğru kanalize edilebilecek bir biçimde yönlendirilmesini sağlamıştır. Yani onu da okuyayım, bunu da okuyayım, bunu da okuyayım gibi, böyle dediğim gibi maymun iştahlılık diyorum ben bunu. Bunu belli bir doğrultuda yoğunlaştırarak belli bir mecraya yöneltmek, özellikle edebiyata yöneltmek işi Necati Giri'nde oldu, doğrusunu söylemek gerekirse benim hayatımda. Şiir tabii dediğim gibi daha çok babamın etkisiyle bende gerçekten çok önemli bir şey olarak düşünülmüş ve kavranmış bir meseleydi. Necati Gil tanıdığım ilk önemli şair olarak 14 yaşında liseye, 1950 yılında. Tabii onun etkisi çok ağırlıklı bir şekilde hissedildi, öyle söyleyeyim. Çünkü bir dergi çıkardık biz. İkinci sınıftaydık, lise ikinci sınıftaydık. Bazı arkadaşlarla birlikte Dönüm diye bir dergi. O dönümde ilk şiirim 1952 yılında yayınlanmıştır. Eğer belleğim beni yanıltmıyorsa 15 Aralık 1952'dir tarihi. Yani 16 yaşındaydım. Sabahların Türküsü adlı bir şiirdi. Tabii şiirler yayınlanmadan önce Necati Gil'in denetiminden geçiyordu. Onu onaylıyor ise ancak dergiye alınıyordu. Tabii o arada o alışverişler sırasında, öyle söyleyeyim, çok şey öğrenmişimdir Necati Gil'den. Ama yani Necati Gil'in getirdiklerinin, bana kattıklarının gerçekten bugün için bu anlamda paha biçilmez olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Necati Gil olmasaydı belki benim şiirle çok fazla ilişkim olmayacaktı. Şiiri çok seven, çok şiir okuyan birisi. Ama mesleği bir edebiyatçı ya da felsefeci olarak seçme gibi bir durum belki de Necati Gil olmasaydı söz konusu olmayacaktı diye düşünüyorum. Bu kertede önemli yani. Bir hoca tanıdım, hayatım değişti diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi aslında şöyle, doğrusu özellikle 1980'li yılların başından itibaren çok yoğun bir okuma süreci içine girdiğim söylenebilir. O okuma süreci içerisinde özellikle çevirilerin zaman zaman benim de dikkatimi çeken bir takım yanlışlıklar içerdiğini gördüm. Ve bu yanlışlıkların üstelik çok ciddi akademik kimlik taşıyan insanlar tarafından yapıldığını gördüm ve çok şaşırdım tabii. Dolayısıyla bir anlamda kitapların, çeviri kitapların, bir takım akademisyenler tarafından çevrilmiş olan kitapların dil bilmeyen okurları yanıltmaması gibi bir misyonun bana düştüğünü düşündüm, öyle söyleyeyim. Belki bu bir vehimdi, yani niye sana düşüyor Yılmaz Yavuz? Ama başka birisi yoktu. Yani bir takım çevirileri onların orijinal metinleriyle karşılaştırıp yanlışlarını ortaya koymak ve dolayısıyla bu bağlamda dil bilmeyen okurları uyarmak gibi bir görevi ya da bir misyonu üstlenen başka kimse yoktu. Dolayısıyla kendimi böyle bir görevli kıldım, öyle söyleyeyim, ve öyle başladı. Bu sadece yabancı dilden yapılan çevirilerle ilgili olmaktan çıktı. Eski harflerle, yani Harf İnkılabı'ndan önce yayınlanmış olan kitapların latinize edilmesiyle, yani Latin harflerine aktarılmasıyla ortaya çıkan bazı problemler de üstelik benim fena halde dikkatimi çekti. Çünkü anlamıyorsunuz, yani bir şey söylüyor, böyle bir şey olamaz diyorsunuz falan. Onun üzerine asıllarıyla, yani orijinal Osmanlıca metinlerle karşılaştırmak ve o yanlışları da bulmak gibi bir şey. Ama sadece bununla sınırlı kalmadı. Bazı
fragmanlarda gördüğünüz gibi özellikle belli bir takım konularda o günlerin diyelim güncel entelektüel meseleleri konusunda gerek Türkiye'de gerek yurt dışında bu meseleler konusunda kendi düşüncelerimi de söylemek gereğini duydum. O sıralarda herhangi bir yerde bir köşe yazarlığı falan da yapmadığım için bunları bir şekilde söyleme gereğini duyduğum için önce Gösteri Dergisi'nde başladı bu. 1980'li yılların ortalarında. Her ay Gösteri Dergisi'nde okuma notları başlığı altında bunları değişlerinde ise tefrika ettim. Sonra ilk baskısı 1990'lı yılların başında ya da 80'li yılların sonunda olacak. Tarihi kesinlikle hatırlamakta güçlük çekiyorum. Hürriyet Vakfı tarafından basıldı. Bu adla yani okuma notları adıyla. Sonra ben yine de devam ettim. Yani kitap yayınlandı ama ben okuma notlarını yazmaya devam ettim. Hürriyet Gösteri'den sonra bir ara Dünya Kitap'ta, daha sonra Varlık Dergisi'nde bu şeyleri sürdürdüm. Bu notları, okuma notlarını sürdürdüm. Onlar da ikinci baskı olarak Boyut Yayınları'ndan yine aynı adla çıktı. Tabii orada Boyut Yayınları birkaç baskı yaptı. Fakat Boyut'la olan ilişkim kesildikten sonra Timaş Yayınları bu kitaba talip oldu. O eski ya da birinci baskı ve ikinci baskıda olmayan bazı notları da, daha sonra yazdığım notları da, yani işte gerek Dünya Kitap'ta gerekse Varlık'ta yazdığım notları da bunları ekleyerek yeni bir baskı olarak Timaş'ta yayınlattım. Kitabın böyle bir serüveni var yani. Aslında bu işleri bıraktım ben. Neden bıraktığımı da söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de müeyyide yok. Yaptırım yok yani. Hangi anlamda yaptırım yok? Diyelim ki bir akademisyen çok ciddi bir biçimde çok vahim hatalar yapmış. Bu hataları diyelim şu ya da bu biçimde akademik anlamda bir müeyyideye tabi tutmak mümkün olmayabilir. Yani yok bu meseleye müdahale etmeyebilir. Ama yayıncının en azından müdahale etmesi ve şu ya da bu biçimde en azından eğer ona bir daha çevir vermese bile uyarması gerekmez mi? Hayır, böyle bir şey yok. Dolayısıyla yani boşuna kürek çekmek anlamına geldiğini düşündüm birdenbire. Yani ben bunları yapıyorum ama işte bir takım yanlışlıkları ortaya koyuyorum, bir takım hataları gösteriyorum ama bunların müeyyidesinin, yaptırımlarının olması gerekiyor ama böyle bir yaptırım yok. O zaman ben ne diye bu işi sürdüreyim diye düşündüğüm için uzun bir süredir artık çevirileri karşılaştırmıyorum ama karşılaştırdığım, yazmadığım şeyler de oluyor yani. Çünkü bir anlamı yok gerçekten. Çünkü o kadar yayın alanı o kadar sıradanlaştı ve o kadar nasıl söyleyeyim yani bayağılaştı ki bunun herhangi bir şekilde bir denetimi ya da bir yaptırımı olmadığı sürece benim tek başıma yapacağım bir uğraşın hiçbir anlamı olmadığını düşündüm, vazgeçtim. Ancak kitap, dediğim gibi, altını bir kere daha çizeyim. Kitap sadece bunlardan, yani bir takım yanlışların bulunmasından, bir tür küllütmez tavrıyla öyle söyleyeyim, yapılmış, yazılmış notlardan ibaret değil. Dediğim gibi o ağırlıklı olarak benim önem verdiklerim daha çok. Ya Türkiye'nin ya da dünyanın gündeminde, dünya entelektüellerinin gündeminde olan bir takım meseleleri izleyebildiğim kadarıyla kendi görüşlerimi de katarak dile getirmek ve kitabın, bir kez daha altını çizerek söyleyeyim, bu anlamda ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. Öbürü yani dikkatli herhangi bir okur şey yapabilirdi. Yani o çevirilerdeki hataları görebilirdi. Yani dile eğer her iki dile de hakimse elbette. İnşasının ya da şiirsel söylem dediğimiz söylemin inşasının özellikle Fransa'da sembolizmle birlikte başladığını görüyoruz. Bu nedir?
düz yazı diliyle şiirsel söylemin farklılaşması. Ağırlıklı olarak Haşim'in şiirde Mana ve Vuzuh adlı makalesini 1922'de bir dergah dergisinde yayınlanmış bir makaledir. O makaleyi ben bir tür modernist manifesto olarak düşünüyorum. Çünkü Haşim şey diyor, şiirde artık anlam ya da mana onun deyişiyle birinci derece önemli değildir. Mana istiyorsanız düz yazı okuyun diyor. Tarih okuyun, roman okuyun, hatırat okuyun veya neyse ne. Kitapta şeyde değinmişsiniz, Edip Cansever'in hangi dergide olduğunu unuttum. Orada şiir artık soyutun somutlaştırılmasıdır. Evet. İkinci yenilerin Oktay Rifat'a karşı aldıkları cepheden ortaya çıkan bir konu var. Evet, evet. Oktay Rifat'ın genellikle şeyle birlikte Perçemli Sokak'la 1956'da yayınladığı Perçemli Sokak'la ikinci yeniyi kendisinin başlattığını iddia etmesine karşı çok ciddi ve deyiş yerindeyse çok öfkeli bir reaksiyon ortaya çıkmıştır ve bunda çok haklıydılar. Yani gerek Cemal Süreya gerek Edip Cansever ve diğerleri bu şeye, bu iddiaya, öyle söyleyeyim, Oktay Rıfat'ın ikinci yeniyi ben başlattım iddiasına çok ciddi ve öfkeli şekilde karşı çıktılar ve buna haklıydılar diyorum. Neden? Çünkü daha 1953'lerde, 52'lerde Cemal Süreya Mülkiye dergisinde mesela Ayıcılar Geçti gibi bazı şiirleri yayınlamıştır. Mesela Yeditepe'de 1954'te sanıyorum Gül şiirini yayınlamıştır ki bunlar ikinci yeniyi gerçekten başlatan deyiş yerindeyse şiirlerdir. Yani ikinci yeni şiirini bana sorarsanız Cemal Süreya ile başlatmak gerekir. Yani bu konuda öncülük Cemal'e aittir. Bu modernlik meselesinde altını çizerek başka bir şey söylemek istiyorum. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile başlıyor ve artık şiir dili dediğim gibi ya da şiirsel söylem düz yazıdan ayrılıyor. Hangi anlamda ayrılıyor? Anlam geriye itilmiş oluyor. Çünkü düz yazıda, yani bir gazeteyi okuduğunuz zaman ya da bir hikayeyi okuduğunuz zaman siz ondan birinci derecede bir anlam beklentisi içinde olursunuz. Yani bir şey anlatsın istersiniz. Bir şey hikaye etsin en azından istersiniz. Şiirin böyle bir görevi yoktur. Modern şiir, şiirin böyle bir görevi olmadığı ilkesinden başlar. Bunu da Yahya Kemal ve Ahmet Haşim ile başlatıyorum ben. Sadece bu değil. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim sadece ilk modern şairler olmakla sınırlandırılmış kimlikler değil. Bunlar aynı zamanda bana sorarsanız sahih kimliklerdir. Yani şiirle medeniyet arasında birebir bir mutabakatı gerçekleştirmiş olan adamlardır. Nedir bu? İşte hep söylüyoruz. Tanzimat'la birlikte toplum modernleşmiş bir toplumdur değil mi? Ya da modernleşme sürecine girmiş bir toplum. Osmanlı Türk toplumu. Öyle mi? Öyle. Ama bu modernleşme geleneksel olmayı bütünüyle bertaraf etmemiştir. Yani bu toplum hem modern hem de geleneksel bir toplumdur. Hem modern hem geleneksel bir toplum ise, yani bizim medeniyetimizin, Osmanlı Türk medeniyetinin getirip bizi koyduğu yer, bizim hem doğulu hem batılı hem geleneksel hem modern olmamız, yani hem mini etekli kızların hem de başörtülü kızların birlikte yaşadığı bir toplumsa, yani modernliği ve gelenekselliği somutlayan örnekler olarak düşünüyorum. Mesele daha iyi anlaşılsın diye. Şiirimizin de böyle olması gerekir diye düşünüyorum. Yani şiirimizde de hem bizim geleneksel müktesebatımızın, divan şiiri, halk şiiri, halk hikayeleri, atasözleri veya neyse bütün o müktesebat nasıl olmak gerekiyorsa Batı'nın modern şiirin müktesebatının da olması gerekiyor. Yani daha somut bir ifade söylemek gerekirse, yani bizim şiirimizde hem Yunus Emre'nin, Baki'nin, Nedim'in, Karacaoğlan'ın hem de Shakespeare'in, Baudelaire'in, Rimbaud'un, yani bütün o modern batılı, Shakespeare'i bir tarafa bırakalım, modern batılı müktesebatın edinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yahya Kemal'de bu vardır. Haşim'de de var bu. Yahya Kemal'de hem Baudelaire vardır, hem Baudelaire vardır, hem Naili vardır ya da Nedim vardır.
Ahmet Haşim'e bakarsanız onda hem Şeyh Galip vardır. Hem de post sembolist bazı şairler vardır. Henri de Régnier gibi, Albert Samen gibi, Belçikalı Emil Verhaeren gibi falan. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani şiirin medeniyetin bizi getirip bıraktığı yerle birebir bir mutabakat halinde olması, birebir bir ilişki içinde olması o şiiri benim terimlerimle söylersem sahih kılıyor. Büyük şair başka bir şeydir, sahih şair başka bir şeydir. İddialı bir şey söyleyeyim. Mesela Edip Cansever büyük bir şairdir ama sahih bir şair değil. Yani Edip'te hem bizim müktesebatımızı hem de Batı'nın müktesebatını şu ya da bu biçimde edinmiş gibi göremezsiniz. Mesele budur. Ama büyük şairdir Edip. Başka bir şey o. Büyük şairlik çok öznel bir şey. Sübjektif bir şey. Büyük şair dediğinizde ben büyük şair demem mesela. Demeyebilirim. Ama sahihlik objektif bir kriterdir. Bakarsınız. Hem Baudelaire hem Nedim varsa artık bunun sahihliği konusunda herhangi bir tartışma söz konusu olmaz. Yani ben sübjektiflikten çok şiiri objektif bir değerlendirmeyle sahihlik kriterine bağladım. O yüzden modernliği sadece modernlik olarak değil, sahihlik olarak edinmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu, benim görüşüm bu. Şimdi ben aslında İngiltere'de eğitim gördüm. University College'da. Okudum, oradan mezunum. Dolayısıyla benim öğrenimim, eğitimim demeyeceğim. Benim öğrenimim doğrudan doğruya İngiliz analitik felsefesinin ağırlıklı olduğu bir programdan geçiyor. Dolayısıyla benim yatkınlığım daha çok bu tür bir felsefeyedir. Daha çok analitik felsefeyedir. Ama tabii bu continental dediğimiz, yani kıta felsefesi dediğimiz, o kartezyen ya da rasyonalist, onun sonucunda işte varoluş gibi, fenomenoloji gibi bir takım başka gelenekler de türemiştir kartezyenizmden. Bunlarla da ilişkili olmak. Aslında tabii bu biraz da şeyle ilgili, yani felsefe eğitimi nasıl olmalı konusundaki temel sorulardan biridir benim zihnimdeki soru. Mesela bakıyorsunuz, hangi dilde eğitim yapılıyorsa o dilin felsefesi Türkiye'de öne çıkıyor. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde ben de hocalık yaptım. Boğaziçi'ndeki hocalar ağırlıklı olarak dediğim gibi analitik felsefeyi öne çıkarırlar. Galatasaray Üniversitesi, orada da Fransızca eğitim yapılıyor. Onlar da daha çok işte yani kartezyen geleneği, yani rasyonalist geleneği öne çıkaran bir eğitim tarzına edinmiş görünüyorlar. Şimdi Alman Üniversitesi kuruldu, Alman diliyle eğitim yapan, onlar da büyük bir ihtimalle Alman felsefecilerini öne çıkaracaklar. Şimdi öyle bir felsefe programı olmalı ki, ben bunu önerdim de zamanında ama tabii maalesef dinleyen olmadı. Yani bütün şeylerin yok, öyle bir şey yapmalı ki bütün Türkiye'deki felsefe bölümlerinin hocalarını bir araya getirmeli ve böyle 3 günlük ya da 4 günlük bir çalıştay yapmalı. Ve bu çalıştayda bir ortak kürikulum, müfredat benimsenmeli. Yani birinde Fransızların, Fransız felsefesinde kartezyanizmin ağırlığı olduğu, öbür tarafta empirisist, analitik geleneğin ağırlığı olduğu, öbüründe bilmem daha çok işte Kant ve Hegel felsefesinin ağırlıkta olduğu bir sistem bence meseleyi o üniversitede hangi dille eğitim yapılıyorsa onun tutsağı haline getirmektir. Bu doğru değil bence. Yani İngilizce eğitim yapılıyorsa orada Descartes'a da önem verilmelidir. Kant'a da önem verilmiyor değil, veriliyor. Ama mesela bir Russell'a, bir Wittgenstein'a, bir Frege'ye mesela veya o analitik geleneğe diyelim. Ya da bir Davidson'a ya, ne bileyim ben, Searle, Quine'a vesaire verildiği kadar verilmiyor. Mesela bu.